Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Mersin İl Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu ve İçel TV aracılığıyla yayınlanan Rahmetten Damlalar programına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta yeni bir konu ve konukla yeniden ekranlarınızdayız. Bu haftaki konumuz İsra ve Miraç. Konuğumuz Toroslar İlçe Müftülüğü Mimar Sinan Kur'an Kursu öğreticimiz Sayın Hafize Aytaş hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. İsra ve Miraç konusunu hocamızla beraber konuşacağız. Aynı zamanda programımızı Radyo Klas frekansından dinleyebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için telefonlarımız 0324 alan koduyla 233 55 66 0324 233 66 55 numaralarından bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet, 3 ayların içerisinde bulunduğumuz şu günlerde yine bir kandil yaklaşıyor ve Miraç kandilini kutlamak üzereyiz. Bu konuyla ilgili hocamızla beraber bugünkü konumuzu konuşacağız inşallah ve bizleri aydınlatacak görüşleriyle beraber. Evet hocam, İsra ve Miraç'tan kısaca bir bahsedebilir miyiz? Bugünkü konumuz başlık olarak neler söyleyeceksiniz? Evet, sorumuza geçmeden önce ben bütün izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin cumasını mübarek ediyorum. Önümüzde yaklaşmış olan Miraç kandillerine tebrik ediyorum. Bütün İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. İnşallah. Allah evet. Razı olsun hocam. Amin. İsra ve Miraç nedir? Bunların kelime anlamlarıyla başlayalım ilk önce konumuza. Evet. İsra gece yürüyüşü demektir. Peygamber Efendimizin bu akıl almaz olayı gece gerçekleştiği için ayeti kerimede Allah-u Teala İsra kelimesiyle ifade ediyor bu olayı. Miraç ise yükseğe çıkmak anlamına gelen uruç kökünden gelmektedir. Evet. Burada Peygamber Efendimizin de hadisi şerifteki ifadesiyle yükseğe çıkarıldım diye ifade ediyor. Bu yükseğe çıkarıldım diye ifade ettiği olaya Miraç diyoruz. Miraç, merdiven, asansör demektir. Manevi bir asansör. Bunu anlıyoruz. İşte sözlük anlamları bunlar olan İsra ve Miraç, Peygamberimizin üstün makamlara yükselişi, Allah-u Teala'ya en yakın makama, onun divanına çıkışı olarak bu olayı algılıyoruz. Peygamber Efendimiz peki bu yüce makama hiçbir meleğin ve hiçbir peygamberin ulaşmadığı, kendisinin ifade ettiğine göre hiçbir peygamberin ve meleğin ulaşmadığı bu makama neden yükseldi? İşte Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e neden böyle bir mükafat verdi? Buna bakacak olursak aklımıza şu geliyor. Peygamber Efendimiz dini tebliğ ettiği sırada zulümlerle ve işkencelerle karşılaşmıştı bütün Müslümanlar. Evet. Çok büyük sıkıntılar çekmişlerdi. Peygamber Efendimizin o sırada işte bu Miraç hadisesinden önceki sıralarda Peygamber Efendimiz'e kol kanat geren, onu her zaman koruyup kollayan amcası Ebu Talib'i kaybediyor. Evet. Bundan dolayı bir büyük bir üzüntüye düşüyor. Yine aynı yıl içerisinde Hazreti Hatice'yi, biricik eşini, yine ona en büyük destekçisi olan Hazreti Hatice'yi kaybediyor. Bunların ardında dertler ve sıkıntılar hala bitmiyor. Müslümanlara karşı boykot, işkenceler devam ediyor. Müslümanları caydırmak ve yıldırmak için. Peygamber Efendimiz yeni yerler arıyor. Habeşistan'a göç başlıyor. Müslümanlar yurtlarını terk etmek zorunda kalıyorlar. İslam'ı daha iyi yaşayabilmek ve yaşatabilmek için. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Peygamber Efendimiz'in hani sizin de belirttiğiniz gibi çok sevdiği amcası. Evet. Yani hep gözetip kollayan, arkasında Hı-hı. olan. Ama tabii ki hani Allah'ın birlik emrine de yanında olmayıp hani sadece gözetip kollayan evet. bir peygamber amcası. Arkasından da sevgili eşi sürekli yanında olan. Evet. İlk peygamberlik geldiği zaman ve her zaman yanında olan. Bu hüzün yılında Allah-u Teala ona biraz daha mı hani sıkıntılar veriyor? Arkasından böyle bir hediye mi gelecek diyorsunuz hocam? Evet, aynen öyle. Yine bunun ardından bir Taif olayı da var. Zeyd bin Harise ile yola çıktığı Taif yolculuğu var. Evet. Taif yolculuğunda da Peygamber Efendimiz işte bildiğimiz üzere yine orada hor görülüyor. Buradan işte çık, işte buradan git, seni istemiyoruz gibi. Orada hatta akrabaları var. Akrabalarından bir yakınlık duymayı bekliyor Peygamber Efendimiz. Onlar beni anlar diye düşünüyor ama yine öyle oluyor. Hatta Zeyd bin Harise Peygamber Efendimiz'e karşı atılan taşlar için önüne siper oluyor. İşte Peygamber Efendimiz'in evet. işte ayakları kanlar içinde kalıyor biliyoruz. Tekrar işte yine bu üzücü olay, bütün bu üzücü olaylardan sonra Allah-u Teala'nın bir lütfu. Peygamberimiz çok üzüldüğü için
ona Allah'ın bir lütfu, bir hediyesi olarak İsra ve Miraç hediye ediliyor Peygamber Efendimiz'e. Bu makama, yüce makama yükseliyor. Evet, İsra ve Miraç hediye ediliyor ki Kur'an-ı Kerim'deki İsra suresinden de tabii ki siz bahsedeceksiniz hocam. Ayrıntılı bir şekilde bunlar bahsediliyor. Peygamber Efendimiz'in bütün sıkıntılarının arkasından kendisine büyük bir hediye veriliyor. Bütün her şeyde örnek aldığımız gibi Peygamber Efendimiz'in de bu sıkıntıların arkasından Rabbim ona büyük bir hediye bahşetmiş. Evet. Demek ki bizim sıkıntılarımızın arkasından da mutlaka bizlere bir hediye verilecektir. Her zaman aynen, söylediğimiz gibi peygambere dahi bu kadar sıkıntı veriliyorsa, imtihan için hani bir şeylere sabretmesi gerektiği görülüyorsa mutlaka Rabbim de bize güzel hediyeler verecektir diye düşünüyoruz hocam. Evet. Peki hocam, İsra ve Miraç olayın nerede ve ne zaman gerçekleşmiştir, meydana gelmiştir? Evet, bu olay nerede ve ne zaman gerçekleşti? Cahiliye döneminde tam bir hani yıl tarih mefhumu yoktu. Evet. Hani belli bir yıl takvim kullanmıyorlardı. Bunun için bunun kesin olarak söylendiği büyük hicretten, yani Mekke'den Medine'ye olan hicretten önce 1,5 yıl kadar önce, evet, olduğu belirtiliyor. Peygamber Efendimiz'in söylediğine göre. Alimlerin çoğunluğuna göre de hani bunun gün olarak ne zaman olduğu, Recep ayının 27.si, evet, 27. gecesi. Bu Müslümanlar arasında büyük kabul gören bir rivayet. Evet. Ve bütün İslam aliminde bugüne kadar bugün Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak kutlana gelmiştir. Evet, innem alem öyle bir niyet diyoruz. Demek, evet, ki hocam yani onların bizlere tasvir ettiği, söylediği günlere idrak edersek inşallah, evet, Rabbim de bizlerin o günlerini kandil geceleri olarak bizlere bahşeder. Peki hocam, İsra ve Miraç olayı nasıl meydana geldi? Onu, evet, da bir anlatabilir miyiz? Evet, yine İsra ve Miraç olayını hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimelerden biliyoruz. Peygamber Efendimiz Mekke'de evindeyken ya da Kabe'deyken Cebrail aleyhisselam meleklerle birlikte gelip Peygamber Efendimizin göğsünü açmışlar, içini zemzem ile yıkamışlar ve iman ve hikmet nuru ile doldurmuşlardır. Bu aslında Miraç'a bir hazırlık olayı. Evet. Bazı alimler bu göğüs açma olayının iki kere olduğunu, Peygamber Efendimizin hayatında iki kere olduğunu söylüyorlar. Biri Hazreti Halime'nin yanında, süt annesi Hazreti Halime'nin yanındayken, birisi de Miraç olayından hemen önce vuku bulduğunu söylüyorlar. Evet. Alimlerden Şah Veliyullah Ed-Dehlevi bu olayı, yani bu göğüs açma olayını aslında manevi bir operasyondur diyor. Yani, evet, bunu manevi bir boyutta düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Yani bildiğimiz gibi tamamen ameliyat şeklinde açılma diye düşünüyorlar aslında ama, evet, değil mi hocam? Görmediğimiz mesela doğduğu zaman da o şekilde cennetten kundaklanarak geldiği söyleniliyor, sünnetli olarak geldiği söyleniliyor. Yani bu da bir manevi olarak bir operasyon değil mi hocam? Evet, yani işte işin sadece maddi boyutunu değil manevi boyutunu düşünmemiz gerekiyor. Evet. Şah Veliyullah Ed-Dehlevi, Peygamberimizin ruhunda meleklik ruhunun üstün gelmesi, tabiat özelliklerinin yok olması, tabiatın kutsiyet aleminin ilhamlarına tabi olması şeklinde yorumluyor. Yani hani oraya bir hazırlık, Miraç'a bir hazırlık, o olaylar karşısında göstereceği o tavra, o hayret ve şaşkınlığa düşmemesi şeklinde yorumluyor. Bir de Allah'ın huzuruna gidiyor değil mi hocam? Evet. Yani bütün peygamberleri görecek. Evet. İşte ahiret hayatını, cennet ve cehennemi gezecek. Tabii ki sizler bundan bahsedeceksiniz ama hani oraya tamamen bir hazırlık. Nasıl ki, evet, namaza durmadan önce abdest alıp temizleniyorsak tabii ki Rabbimizin huzuruna gidiyoruz. Mutlaka Rabbim de onu melekleriyle manevi bir şekilde temizlemiş. Evet, evet, aynen öyle hocam. Bu göğüs açma olayını Peygamber Efendimiz'e sahabeler bir gün soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, göğüs açılır mı diye soruyorlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet açılır buyuruyor. Böyle dediklerinde sahabeler yine nasıl olur bu? Hani bu olay nasıl olur diye sorduklarını Peygamber Efendimiz, bu bir nurdur ki onu Allah-u Teala müminin kalbine atar, o da onunla ferahlanır ve huzur bulur diyor. Evet. Bunu yine manevi boyutta düşünüyoruz. Hani o göğüs, evet, açıldığı, evet, zaman Allah'ın nurunun müminin kalbine yerleşmesi ve onunla ferah bulması, sıkıntılardan bertaraf olması şeklinde söylüyor Peygamber Efendimiz. Bunun, evet, alametini biz nasıl anlarız diyor sahabe. Evet. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da aldanma yurdundan, yani dünyadan uzaklaşmak, ebedi yurdumuza, yani ahirete yaklaşmak gerektiğimizi ve ölüme her zaman ve her an için hazırlıklı olmak gerektiğini söylüyor. Bunun alameti budur diyor. Böyle yapan insan göğsünün açıldığını, o huzura kavuştuğu buradan belli olur diyor Peygamber Efendimiz. Bir hazırlık dedik. Bu hazırlıktan sonra bu göğüs açılması olayı hazırlıktan sonra Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselam ile birlikte Burak adlı manevi bir binite binerek Mescid-i Aksa'ya doğru
gidiyorlar. Evet. Peygamber Efendimiz bu Burak adlı bineti şöyle tarif ediyor. Merkepten büyük, katırdan küçük, beyaz, uzun bir hayvandı. Evet. Attığı adım gözünün alabileceği kadar uzaklığa da kadar gidiyordu. Böyle tarif ediyor. Onun tarif ettiğine göre buradan öğreniyoruz. Yüce Rabbimiz de İsra suresinin 1. ayetinde bu olayı, gece yolculuğunu, İsra'yı gece yolculuğunu şöyle söylüyor. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil eksallezi bârakne havlehu linüriyehu min âyâtina innehu hüvessemî'ul basîr. Kulu mealen ayeti kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir? Doğrusu o işitir ve görür. Allah-u Teala da ayeti kerimesinde bu olayı bahsediyor. Buradan duyduğumuza göre ayeti kerimede buna inandık ve iman ettik diyoruz. Evet. Mescid-i Aksa'ya geldiklerinde Peygamber Efendimiz bütün peygamberlerin ruhlarına imam olarak namaz kıldırıyor orada. Bütün peygamberler de Peygamber Efendimiz'e uyarak namazlarını kılıyorlar. Daha sonra burada Miraç getiriliyor Peygamber Efendimiz'e. Miraç'ı demiştik ya, manevi bir asansör. Evet. Ona binerek Cebrail Aleyhisselam'la birlikte 7 kat semaya yükseliyorlar. 7 kat semaya yükseldiklerinde her kat semada bir peygamber karşılıyor Peygamber Efendimiz'i. Evet. Bunların isimlerini de hatırlayalım. Evet hocam, birinci semada Hazreti Adem Aleyhisselam, ikinci semada Hazreti Yahya ve Hazreti İsa Aleyhisselam, üçüncü semada Hazreti Yusuf Aleyhisselam, dördüncü semada Hazreti İdris Aleyhisselam, beşinci semada Harun Aleyhisselam, altıncı semada Hazreti Musa Aleyhisselam ve yedinci semada da en son katta da Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile bu peygamberlerle karşılaşıyor Peygamber Efendimiz Cebrail ile birlikte. Karşılaştığı her peygamber Peygamber Efendimiz'e selam veriyor. Evet. Hoş geldin Salih Peygamber, iyi kardeş diye onu selamlıyorlar. Daha sonra 7 kat sema geçildikten sonra en son noktaya geliyorlar. Sidretül Münteha. Evet. İşte Sidretül Münteha'ya vardıklarında Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz bunun ne olduğunu önce söyleyeyim. Sidretül Münteha nedir? Evet, onu bir açalım. Evet, açalım. Genelde bu isim söyleniliyor ve arkasından hani açıklaması yapılmıyor. Onu biraz açarsak hocam, evet. Evet. Sidretül Münteha'yı Peygamberimiz şöyle tarif ediyor. Gökleri, cennetleri kucaklayan ulu varlık ağacıdır. Evet. Peygamberlerin ve meleklerin erebildikleri en son nokta budur diyor. Bütün peygamberlerin ve bütün meleklerin erebildiği son nokta burası. Onların ilmi ancak buraya kadar erişebiliyor. En yüksek makam burası. Ondan ilerisine hiç kimse gitmiş değil meleklerden ve evet, peygamberlerden. Ondan sonrası gayb alemidir. Gaybı da sadece yalnızca Allah bilir. Evet, bunu biliyoruz. Allah'tan başka kimsenin ilmi ondan ötesine erişmiyor. İşte burada Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e şöyle diyor. Ben bundan sonra buradan öteye, bu sınırdan öteye, sidreden öteye bir parmak ucu dahi geçersem yanarım diyor. Evet. Bundan sonra bana izin yok. Bundan sonra sen tek başına gideceksin diyor. İşte sadece Peygamber Efendimiz'e nasip olan bir makam. Burada Peygamber Efendimiz bundan sonra Refref adlı bir araçla yükseliyor Allah'ın katına. Evet. İşte yine Refref nedir onu söyleyeyim. Evet, hani daha iyi Burak anlamak için. At diyorlar genelde. Burak'ı tarif ettikten sonra bir de diğer bineğimizi tarif edelim evet, hocam. Refref de görmeye engel geniş bir örtü ve perde demektir diyor. Ve Allah'ın divanı hadimlerinden birisidir. Evet. Yani burada örtü diyor. Yani bir örtünün Peygamber Efendimiz'in gözlerinden kalkması ve Allah'a yaklaşması. Evet. Artık hiçbir aracı yok, hiçbir perde yok. Direkt Allah-u Teala ile buluşması, evet, o yüce makama evet, ermesi. Hiç kimsenin eremediği. Burada Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'indeki evet, o evet, refrefi anlatan evet, bölüm aklımıza geliyor. Onu da hatırlayalım. Süleyman Çelebi bu anı şöyle tarif ediyor Mevlid-i Şerif'inde. Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi refref önüne verdi selam. Aldı ol şahı cihanı ol zaman, sidreden gitti ve götürdü hemen. Evet. Oradan refref Peygamber Efendimiz'i Allah'ın huzuruna götürüyor. Cebrail aleyhisselam orada kalıyor dedik. İşte bundan sonraki, bu sidreden sonraki miracın esrar dolu bu ulvi sahnelerin de yine başka bir ayeti kerimeden öğreniyoruz. Allah-u Teala'nın evet, yine bize bildirdiği kadarıyla. Necm suresi 10 ve 18. ayet-i kerimeler. Evet. Onların meallerine bakalım. Evet hocam.
Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah o anda kuluna vahyedeceğini vahyetti. Muhammed'in gözünün gördüğünü yalanlamadı. Ey inkarcılar! Onun gördüğü şey hakkında kendisiyle tartışıyor musunuz? Evet. Andolsun ki Muhammed Cebrail'i sınırın sonunda yani biraz önce bahsettiğimiz Sidretül Münteha'da başka bir inişte de görmüştü. Orada Meva cenneti vardır. Sidreyi bürüyen bürüyordu. Muhammed'in gözü oradan ne kaydı ne de onu açtı. Andolsun ki Rabbinin varlığının büyük delilleri vardır. İşte bu ayeti kerimelerde biz Allah-u Teala'nın peygamberimize vahyettiğini, neleri vahyettiğini ne kadar bize bildirdiyse o kadar biliyoruz. Bu işte bu makamda da Peygamber Efendimiz'e bu Allah-u Teala'yla karşılaştığı, en yakın olduğu bu makamda üç ilahi ihsanı da var. Evet. Aslında oraya geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. Peygamber Efendimiz'le Allah-u Teala'nın bir selamlaşması var orada. Bunu biz her gün, her namazımızda, her oturuşumuzda okuyoruz. Evet. Hangi dua? Ettehiyyatü duası değil mi? Evet, tahiyyat değil mi hocam? Onu, özellikle evet, onun hani sürekli tabii ki söylüyoruz ama siz de söyleyeceksiniz. Oturuştaki o tahiyyetin ne kadar önemli olduğunu sürekli belirtmemiz gerektiğini hep ifade ediyoruz zaten hocam. İşte bunun aslında miracı, Peygamber Efendimiz'in Allah-u Teala'yla o selamlaşmasını her gün biz tekrar ediyoruz. Ama birazcık daha farkında olmamız gerekiyor. Bazen bunu hatırlamıyoruz da. Evet. Bu ettehiyyatü de ne diyor? Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'yla selamlaşıyor dedik. Allah selam diyor. Allah-u Teala selam olsun. Allah'ın Resulüne selam olsun diyor. Evet. Peygamber Efendimiz de yine Allah'ın selamını alıyor. Bizler adına da alıyor. Evet. Yine selam bizlere ve bütün Allah'ın bütün salih kullarına olsun diyerek Peygamber Efendimiz Allah'ın selamını alıyor. Aslında bu çok yüce bir onur yine bizim için. Yine bizi düşünüyor değil mi hocam? Yani o kadar güzel bir mevkiye gelmişken yine ümmetini düşünüyor. Hani doğuşunda, yaşayışında, her şeyinde düşündüğü gibi yine ümmetini, yine bizleri düşünüyor yani. Aynen evet. Bizleri düşünerek Allah'ın selamını da bizler adına alıyor. Bu da bizler için büyük bir şey. Bizim de işte miracımız oluyor aslında. Evet. Evet hocam Allah razı olsun. Güzel bir hani yolculuk gibi anlattınız. Çok güzel kat kat anlattınız. Evet. Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir çıkış ve biz bu çıkışın içerisinde tabii ki bu Miraç kandilinde de siz de bahsedeceksiniz. Bu çıkışı düşünerek dua istersek, oradaki o kazanılan, o rahmetten kazanılan güzellikleri, Peygamber Efendimiz'in bizlere anlattığı güzellikleri kat kat düşünerek tabii ki dua edersek ve ihsanını beklersek mutlaka bizler de kazanacağız. Peki hocam bu güzel olayda, yaşanılan bu mevkilerde, makamlarda, Miraç olayında hediyeler nelerdir hocam? Bunlardan bahseder misiniz? Evet, Miraç hediyelerine geldiğinde sıra. Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala üç hediye bahşediyor. Onun nezdinde bizlerin de aldığı bir hediye bu. En önemlisi ilkinden ve en önemlisinden başlayalım. Beş vakit namaz farz kılınıyor. İşte namaz farz kılınıyor. Müminin miracı namazdır dediğimizde burada Miraç hediyesi olduğundan aklımıza geliyor. Ve müminin miracı namaz dediğimiz en önemli ibadet, sorguya çekileceğimiz, ahirette sorguya çekileceğimiz ilk ibadetimiz ve namaz. İşte önemi de buradan geliyor aslında. Namazda hediye dedik işte adı üzerinde hediye. Bir hediye aldığımızda böyle seviniriz. Tabii ki, tabii bir an önce açmaya çalışırız, ne olduğuna bakarız. Ki Allah'tan gelmiş İşte bu da Allah'tan hediye. Gelen, evet aynen Allah'tan gelen bir hediye olduğu için de biz bu namaza borç olarak bakmamamız gerekiyor. Evet, evet. Namaza borç genelde olarak bu şekilde bakıyoruz değil mi hocam? Evet. Borcumuzu bir ödeyelim diyoruz aslında ama hediyemizi aldık bir açalım bir bakalım demiyoruz. Genelde borcumuzu ödeyelim diyoruz evet, bir an aynen. önce. Evet aynen. Böyle bakmamamız gerekiyor. Bunun önemini de Peygamber Efendimizle ilgili bir kıssa aklıma geldi. Onunla biraz daha açalım. Namazın önemine bakalım. Peygamber Efendimize sahabeler bir gün bir sahabeye daha fazla hani önem verdiğini, onu daha çok sevdiğini, onunla ilgilendiğini görüyorlar. Bunun sebebini merak ediyorlar. Hani neden acaba? Evet. Bir nedeni vardır da tabii ki Peygamber Efendimiz yaptıysa bir hikmeti vardır diye soruyorlar Peygamber Efendimiz'e. O da şöyle cevap veriyor onlara. Gidin o sahabeye sorun namazını nasıl kılıyor? Çünkü hiç kimse arasında ayrımcılık yapmayan yapmaz. Bir peygamber. Evet. Hocam. Ne var ki hangi ibadeti ya da hangi güzel davranışı var ki onun bu şeyi hak ediyor, bu sevgiyi hak ediyor diye gidip sorduklarında sahabiye, o sahabi şöyle cevap veriyor namazı nasıl kılıyorsun diye dediklerinde ben diyor namazı dört gözle bekliyorum. Öyle bir bekleyişle bekliyorum ki abdestimi alıyorum, ezan okunmadan bekliyorum. Bir an önce ezan okunmasını geçiriyorum içimden diyor. Ezan okunduğu zaman da namaza durduğumda
her şeyi unutuyorum. Dünyayı ve her şeyi unutuyorum. Ve bu benim son namazımmış gibi düşünüyorum. Evet. Bu son namazım. Kıldığım son namaz diye düşünüyorum diyor. Böyle namaz kılıyorum. Ve namaz bittiğinde içimi bir hüzün kaplıyor diyor. Yine bir dahaki ezan okunmasını dört gözle bekliyorum. O ezan okunana kadar içimdeki hüzün bitmiyor. Tekrar abdestimi alıp o ezan okunduğunda yine yeni bir sevinç kaplıyor. Her namazında, kıldığım her gün ve her namazda bu böyle diyor. Aynı sevinç hiç azalmadan, hiç kaybolmadan devam ediyor diyor. Tekrar sahabeler o cevabı aldıktan sonra Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor, sordunuz mu namazını nasıl kılıyormuş? Evet sorduk. Öğrendiniz mi? Öğrendik diyorlar. Siz nasıl namaz kılıyorsunuz? Onlar da biz de abdest alıp ezan okunduğu zaman namazımızı evet. kılıyoruz diye cevap veriyorlar. Onlar da anlıyorlar işte nasıl, neden bu değer verildiğini. İşte namazın değerini de buradan bir kez daha yani anlamış ve hatırlamış olduk. Abdesti sahabemiz alıyor, namazını kılıyor. Hani bu namaza eriştim artık, namazın o hani lezzetini, tadını almış. Hani bir dahaki namazı görebilir miyim, ezanı duyabilir miyim, hüznü tekrar kaplıyor değil mi hocam? Evet. Bir sevinçten sonra hani bir sevdiğinden ayrılıp tekrar görebilir miyim muhabbeti oluyor. Namazdaki aşkından ve şevkinden evet. dolayı Peygamber Efendimiz ona evet. muhabbet duyuyor. Evet. Biz de işte bu sahabeden örnek alarak yine her türlü Peygamber Efendimizin her özelliklerini onlardan öğreniyoruz. Yine buradan da örnek alarak namazımızı böyle kılmaya gayret etmeliyiz. Peygamberimiz de diyor din namaz tamam, din tamamdır diyor. Evet, evet. Namazsız din olmaz, namazsız Müslüman asla düşünülemez. Evet. İkinci hediyeye geçelim. İkinci hediye de Allah'a ortak koşmayanların affedileceği. Bu müjde evet. var. Yani demek evet. ki burada bize müjde tövbe kapısının açık olduğu. Yani işlediğimiz günahların bir bağışlanma kapısının olduğu, bu kapının aralandığını görüyoruz. Sadece tek bir şart koşuyor Allah-u Teala. Allah'a ortak koşanların yani şirkin asla affedilmeyeceği, bunun dışındaki yine Allah-u Teala'nın izin verdiği kadarıyla evet. ki diğer günahlarımızın affedileceği, biz de buradan ne kadar çok tövbe etmemiz gerektiğini çıkarabiliriz. Üçüncü hediyeye geçelim. Bakara suresinin son 3 ayeti kerimesi. Evet. Üçüncü hediye de Peygamber Efendimiz'e verilen üçüncü hediye Bakara suresinin son 3 ayeti kerimesi. Bu ayeti kerimelerde genel olarak baktığımızda temel inanç esasları aslında tamamlanıyor. Hepsi tamam oluyor bu ayet-i kerimelerde, iman esasları. Ve programın başında da bahsetmiştik ya, müminlerin üzüntülerinin ve sıkıntılarının giderileceği, o müjdeyi evet. de burada veriyor demiştik. Bu ayet-i kerimelerin mealine bakalım. Neydi hocam? Halk arasında ne olarak biliyoruz biz bunu? Yatsıdan sonra okuyoruz değil mi hocam? Değil mi? Evet. Amener Rasulü. Amener Rasulü evet. diye biliyoruz. Hep bir şeyle böyle hani bir amin diye bekleyelim. Hani dualar kabul olur. Yatsının arkasından okunmazsa olmaz diyenlerimiz de var. Demek evet. ki Miraç'ta bizlere hediye edilen güzel ayet-i kerimeler evet. olduğu için hocam alalım meallerimizi sizden. Evet. Bu hediyeyi dediğiniz gibi her yatsıdan sonra okuyoruz. Gökte ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. Evet. Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Rabbimiz affına sığındık, dönüş sanadır dediler. Evet. Dedik ya iman esasları burada tamam oluyor. Nasıl iman etmemiz gerektiğini Allah-u Teala bize söylüyor. Evet. Devamen Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde yükümlü kılar. Herkesin kazandığı hayır yine kendisine, yaptığı kötülük de kendisinedir. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbim bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbim Rabbimiz bize yüzümüzün, gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bizi acı. Sen bizim Mevlamızsın, bizleri kafirler topluluğuna karşı yardım et diyoruz. Evet. Ve bu duaya yine amin diyoruz. Evet. Bu büyük hediye de yine Miraç'ta bizlere gönderiliyor. Evet hocam, ihsanın ve hayrın bol olduğu bu gecede demek ki artık hani bugünden sonra namazımıza biraz daha dikkat etmemiz lazım. Çünkü hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar bir uzun yolculuk yapıyor ki bu yolculuğun içerisinde bizlere düşen hediyeler var. Ve bunlara da bizim güzel bir şekilde sahip çıkmamız lazım, namazımızı idrak etmemiz lazım. Allah'a karşı şirk koşmanın haricinde tabii ki büyük günahlardan biraz arınmamız gerekiyor dediniz. Ve son ayet-i kerimelerimizle de bizleri aydınlattınız. Peki hocam, İsra ve Miraç olayı
Peygamber Efendimiz çevresinde nasıl yankı buldu? Yani Peygamber Efendimiz geldikten sonra, bu olayı anlattıktan sonra nasıl bir tepkiyle veya sevinçle karşılandı? Evet. Peygamber Efendimiz Miraç'tan döndükten sonra o geceyi hemen ailesine ve arkadaşlarına anlatıyor. Ailesi ve arkadaşları buna iman ediyorlar, kabul ediyorlar. Peygamber Efendimizin söylediği her söze inandıkları gibi yine buna da iman ediyorlar. Ama bu olayda şöyle bir fark var. Yine akıllara durgunluk veren bir olay demiştik ya. Evet. Nasıl tarif edelim? Yani kilometrelerce öteye gidilen bir şey. Bir gecede işte nasıl gidildi? Evet. Akrabalar ve arkadaşlar. Bazen değil mi hocam? Orayı da belki söyleyeceksiniz ama daha abdest suyunun değil mi? Aldığı abdest suyunun daha böyle hafiften damlalar halinde kıpırdadığı söyleniliyor değil mi hocam? O kadar evet, o bir zamanda var. Mucizevi bir olay evet hocam. Evet, saniyelerde bu işte akıl almaz dediğimiz bir olay. Bu maddi ölçülerle ölçemeyeceğimiz bir olay işte. Bazı Mekkeli diğer insanların, kafirlerin, müşriklerin buna itiraz etmesi bundan dolayı. Hep maddi ölçüyle düşündükleri için bu itiraz gerçekleşiyor. Hani nasıl olur diyor. Biz kervanlarla aylarca yol kat edip Kudüs'e giderken sen nasıl olur da bir gecede işte saniyeler içinde gidip gelebilirsin, yani bunu insan aklı almıyor diyor. İşte sorun aslında orada değil. Onu maddi ölçülerle değil de manevi açıdan düşünmek gerekiyor. Onlar da zaten inanmadıkları için bu düşünceye sahip değiller. Ve hatta zaten inanmak da istemiyorlar. Evet. Hocam yani hep bir bahane istiyorlar. İşte hep bir işte Muhammed falcıdır, Muhammed büyücüdür. Zaten bir bahane ararken evet. Bu olayda işte aynen dediğiniz gibi bütün bu söyledikleri işte falcıdır, kahindir, büyücüdür işte bütün dediklerimiz çıktı diyorlar. Evet, hani evet. Diğer şeylerde de bir bahane arıyorlardı her şeyde. Ama bunda daha büyük bir bahane bulduklarını zannettiler. Diyorlar işte bizim dediklerimiz gerçekleşti, ortaya çıktı. Şimdi ne diyeceksiniz? Hemen Peygamber Efendimizin en sadık dostu Hazreti Ebubekir'in yanına koşuyorlar. Evet. Onu anlatıyorlar. Bakalım hani o ne diyecek? O ne diyecek diye söylüyorlar. Olayı Peygamber Efendimizin bu olayını Hazreti Ebubekir'e anlattıklarında Hazreti Ebubekir tek kelimeyle o söylüyorsa doğrudur diyor. Evet. Sadece sadık bu kadar. Dostum. Neden, niçin, hiçbir şek ve şüphe olmadan, hiçbir şey araştırmadan, nasıl oldu, nasıl bitti demeden o söylüyorsa doğrudur diyor. Eğer hocam, o söylediyse. Ebubekir Sıddık diyoruz ya, sadık dost. Şimdi de öyle olması gerekmiyor mu hocam? Yani evet. Dost ne diyorsa, yani tabii ki o onunla farklı. Şimdi şu anda o konuşulacak bir şey değil. Tabii Peygamber Efendimiz uçtaki ama sadık dost sonuçta. Hiçbir şey de bırakmıyor ve her ne söyleniyorsa o söylediyse doğrudur diyor değil mi hocam? Evet, işte dediğiniz gibi Sıddık deniliyor bu olaydan sonra Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık deniliyor. Doğrulayan, doğru sözlü anlamında. Evet. Evet, burada bir de şunu söylemek istiyorum. Peygamber Efendimiz de işte hani Hazreti Ebu Bekir de doğruladı bu olayı. Evet. Sonra kafirler şunu da soruyorlar. Hadi yine inanmıyorlar. Hani hep inanmamakta ısrar ediyorlardı ya. Diyorlar ki sen orayı bize anlat. Hani hadi anlat gördüysen yani. Anlatırsan hani oraya gittiğini biliriz biz. Hani nasıl bilelim? Çünkü daha önceden Peygamber Efendimizin Kudüs'e gitmediğini, Mescid-i Aksa'ya gitmediğini herkes biliyorlar. Biliyorlardı. Evet. Herkes görmedi, biliyordu. Bilmiyor diye. Evet, görmüyor, bilmiyor. Bunu eğer gördüyse işte orayı anlatsın. Peygamber Efendimiz'in ifadesine göre o an Allahu Teala gözümden perdeyi kaldırdı ve ben Hicr'de ayakta durduğumu hissettim. Orada perde kalktı ve her şeyi gördüm. Onların sorduğu ne varsa her şeyi anlattım diyor. Evet. Her şeyi anlatıyorlar ama yine onlar tabii inkar ediyorlar hiçbir şekilde. Yine inanmıyorlar. Yine inanmıyorlar. Evet. Peki hocam, İsra ve Miraç olayıyla bağlantılı olarak Allah'ın bize verdiği emir ve düsturlar nelerdir? Yani orada bize nasıl bir emirler gönderildi, nasıl yasaklar gönderildi veya nasıl düsturlarımız olması gerekiyor? Bunlardan bahseder misiniz? Evet. Yine İsra suresinden bu soruya oradan cevap vermek istiyorum. Oradaki diğer ayetlerle 23-39. Ayetler arasındaki o mealen onlardan bahsedelim. Burada bize Allah-u Teala tefekkürü emrediyor. Şimdi hediyeleri aldık, hediyeler var bu olayla ilgili. Peygamber Efendimiz bildirdi. Ve aslında bunun devamında, bağlantılı olarak dediniz, devamında bu ayetlere bakarak neler yapmamız gerekiyor onları söyleyelim. Ayet-i kerimelerde mealen İsra suresinin 23 ve 39. ayet-i kerimeler arasında Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi de senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme. Burada Allah-u Teala bize ana ve babamıza karşı
nasıl davranmamız gerektiğini söylüyor. Burada ahlak kuralları devreye giriyor. İşte bu ayet-i kerimelerde neler yapıyoruz? İşte burada Miraç hediyelerini aldık. Hayatımıza nasıl yön vereceğiz? Merhameti değil mi hocam? Evet. Kendi bir merhamet herhalde ifade ediliyor. Çünkü anne ve babadan başladığımıza göre merhametten bahsediyor değil mi Allah-u Teala? Önce merhamet. Çünkü hakikaten öyle yetiştiren, büyüten, bizi hayata bağlayan insanlar merhametten başlıyor. Evet. Aynen. İşte annemiz, babamız bizi küçükken nasıl gözümüzün içine baktıysa, büyüyene kadar her şeyden bizi sakındıysa, yine biz de onlar yaşlandığında aynı şekilde davranmamızı, bundan mahrum olmamamızı. Çocuklaşıyorlar değil mi hocam? Evet, aynen. Yani şimdi o konuya girdik bir kere. Hani Yasin suresinde de deniliyor ya hocam, sizin de bildiğiniz üzere. Hani artık sizi yani doğumdan sonra büyüttük ve tekrar sizi geri döndürmeye başladık denildiği gibi artık 50 ve 60 yaşından sonra da insanoğlu çocuklaşmaya başlıyor değil mi hocam? Çocuk olmaya başlıyor aynen artık zaten. Aynen dediğiniz gibi çocukluk, büyüdük, genç olduk, yaşlı olduk. Yaşlı olduk aslında, yine tekrar çocuk değil olduk dediğimiz gibi. Bazen aynı diyoruz yaşlılar çocuklar gibiler ama çocuklaşıyorlar zaten. Doğru. Biz aynı nasıl küçüklüğümüzde yaptığımız şeyleri bilmiyorsak aynı onlara da bir çocuk gözüyle bakarak davranmamız gerekiyor. Böyle olunca iş daha kolay olur aslında. Evet. Diğer ayet-i kerimeden devam edelim. Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız şunu bilin ki Allah kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Evet. Burada da bizim tövbeye doğru yaklaşmamızı söylüyor. Zaten hediye olarak bize şirkin dışında herkesin affedileceği, diğer günahların affedileceği söylemiştir Rabbimiz. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesi saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Evet. İşte şeytan da Allah'ı inkar eden nankördür diyor. Burada da bu ayet-i kerimede de akrabaya doğru, anne babamızdan sonra akrabaya, yoksula, yolda kalmışlara yardım etmemiz gerektiğini devamında söylüyor Allah-u Teala. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmet için onların yüzüne bakamıyorsan hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Evet. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız sadece güzel bir söz de yeter. Buna herkesin gücü yeter değil mi? Yani evet, konuşma yeteneği olan herkesin gücü yeter. Şimdi zor artık bir şey değil. Zor bir şey değil ama hocam. Zor yapıyor insanlar. Yani hakikaten bir gülümseme olsun, bir merhamet duygusu olsun. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani sadakanız hani indirgiyor ya. İşte bir yetimi giydirin, bir fakirin şöyle yapın. Yani hiçbir şey yoksa gülümseyin diyor bir mümin kardeşinize. Bunu artık çok zor yapar olduk. Ve bize burada hakikaten ayet-i kerimelerde bahsediyorsa çok görev düşüyor. Gülümsememiz gerekiyor, selamlaşmamız gerekiyor. Şu anda hani işte kılık kıyafetten öte veya işte şu bu olmaktan ziyade en azından bir kul olarak gülümsemek bizlere yetiyor demek ki sizin anlattığınıza göre hocam. Evet, aynen öyle, doğrudur hocam. Devam edelim. Eli sıkı olma, büsbütün eli açıkta olma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. Burada cimri olmamamız gerektiğini, tam tersi savurgan da olmamamız gerektiğini Allah-u Teala bize buyuruyor, emrediyor. Evet. Orta yolu bulmamız gerektiğini söylüyor. Ölçüyü bulalım. Geçim endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Evet. Biz onların da sizlerin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek büyük bir suçtur diyor. Evet. Burada şu aklımıza geliyor. Cahiliye devrinde diri diri kız çocuklarını toprağa gömüyorlardı. Bunu hani hepimiz biliyoruz nasıl olur, işte nasıl yapıyorlardı diye söylüyoruz, nasıl kıyılır. Bugünkü... Bir de acımasızca hocam değil mi? 2 yaşına kadar bekletiyorlarmış, sütten kesene kadar. Evet. Hakikaten tam cahiliye dönemi. Yani 2 yaşına kadar bekletiyorsun ve sütten kestikten sonra diri diri toprağa gömülüyor. Bu akıl almaz bir zihin bozukluğu yani Emre hocam. Aynen öyle hocam. Bunu bugünkü bir durumla karşılaştırırsak neyle karşılaştırırız? Kürtaj değil mi? Evet hocam. Aynısı. Çocuk bazen, aldırma. Aynen. Belki bazı insanlar diyor işte cahiliye devrinde nasıl cahilce böyle yapmışlar, ne kadar acımasızca işte canlı bir kız çocuğunu nasıl, ben evladımı nasıl toprak altına gömerim ölmeden diye hayret ederlerken aslında kendileri bu olayı gerçekleştirenler de aynı şekilde canlı çocuklarını öldürmüş oluyorlar. Evet. Siz diyor geçim sıkıntısını düşünmeyin. Rızkı ben veriyorum. Siz vermiyorsunuz. Yani işte benim maddiyatım yeter mi, yetmez mi? Bakar mıyım, bakamaz mıyım? Bunu düşünmeyin diyor. Rızkı veren Allah'tır. İşte hocam hani bazen de şunu deniliyor. Hani elim imkanı olmayan insanlar diyoruz ama imkanı olan insanlar da o kadar paralar dökülmesine rağmen, o kadar doktorlara gidilmesine rağmen
Rabbim kısmet etmedi mi olmuyor. Evet. Öyle değil mi hocam? Demek ki hani o kadar emek veren insanların olmuyorsa, sana Rabbim bunu lütfettiyse mutlaka vardır bir bildiği. Mutlaka onunla beraber rızkı gelecektir zaten. Evet. Ki ayet-i kerimedeki de dediğiniz gibi canlı bir ceninin öldürülmesi aslında. Yani bu çocuğu hani fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin ayet-i kerimesini aslında sadece cahiliye dönemine bazen işine gelmeyenler yansıtıyor. Bağlı, ama evet. Aslında günümüzdeki kürtaj da sizin dediğiniz gibi aynısı. Cahiliye dönemindekinin bir farkı yok yani. Aynen öyle hocam. Devam edelim. Zinaya yaklaşmayın, zira o büyük bir hayasızlıktır, kötü bir yoldur. Haklı sebep olmadıkça Allah'ın verdiği cana kıymayın diyor. Yine hiçbir haklı sebep, yani düşman korkusu olmadıkça, evet, cana kıymayın, zinaya da yaklaşmayın diyor. Yetimin malına rüştüne erinceye kadar ancak güzel bir niyetle yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Yetim birinin malını görüp gözetiyorsak, o daha çocuksa, o rüştüne erinceye kadar onu koyup gözettik. Ondan sonra da hakkını verin. Yani onun hakkını gasp etmeyin diyor. Evet. Yani burada sözünde durmak. Yani söz verdik, sözümüzü yerine getireceğiz. İşte Müslümanın da en büyük alameti nedir aslında? Sözünde durması, emaneti, evet, riayet etmesi. Evet, evet. Ölçtüğünüzde tas tamam ölçün, doğru terazi ile tartın. Bu daha iyidir. Hakkında bilgin olmadığı şeyi ardına düşmeyin. Evet. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşmayın. Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Evet. Bu ayet-i kerimelerde de ölçüyü tam yapın, teraziyi tam tartın, ne eksik ne fazla diyor. Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Böbürlenmemiz gerektiğini. Her şeyi benim, ben, evet, yarattım misali. Yani olmasın. Bazen öyle oluyor. Paramız, malımız, mülkümüz çok olduğu esnada hemen benlik, hı-hı, duygusu ortaya giriyor değil mi hocam? Sanki, evet, onu sadece biz kazanmışız gibi. Sadece biz yapmışız gibi. Aynen, evet, öyle. Bütün bu işte ayet-i kerimelerde sıraladığımız bütün bu kötü davranışlar, Allah-u Teala diyor ki bunlar sevimsiz ve kötü davranışlar. Evet. Ayet-i kerime olduğu için de bu bizim için bir emir. Tabii ki. Mutlaka tabii ki yerine getirmemiz gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ama aslında uygulamaya gelince işte bir gevşeklik, evet, var hepimizde. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, biz işte düşünmemiz gerekiyor. Evet hocam. Peki hocam, bu anlattığınız güzel olay, yaşanmış güzel olay ve bizlere verilmiş olan güzel hediyeleri düşünerek bu geceyi nasıl idrak etmemiz gerekiyor? Evet. Bu geceyi ilk önce Peygamber Efendimizin de vasıtasıyla, onun vasfında ne zamana bir geliyor hocam? Sözünüzü kestim, evet, ama hangi güne ne zamana dek geliyor? Seyircilerimize bir de onu, hı-hı, açıklarsak. Onu da hatırlatalım. Önümüzdeki salı günü akşam Miraç Kandili. İnşallah. İnşallah idrak edeceğimiz o, niye, gün işte geliyor, yaklaşıyor. Neler yapalım işte önceden bir hazırlık yapalım dediğimizde, bu geceyi dedik ya Miraç, Peygamberimizin, evet, Miraç'a yükselişi. Biz de onun vasfında Hakk'a yürüdüğümüzü düşünmemiz gerekiyor. Biz Allah-u Teala'ya nasıl yükseliriz? Onun katına nasıl yükseliriz, nasıl daha çok yaklaşabiliriz, onu düşünerek bu gece ihya edersek daha güzel olur. Neler yapabiliriz? Miraç'ta hediye olan namazı ilk önce düşünün. En önemli ibadetimiz demiştik, namaz. Daha çok namaz kılarak, yani bugün o Miraç'taki hediye olduğunu daha çok düşünerek daha çok namaz kılmalıyız. Belki gündüzünde o geceyi oruçla karşılayabiliriz. Evet. Yine mübarek 3 aylarda Recep ayında tutulan oruçlar Peygamber Efendimiz peki tavsiye ediyor. Peki hocam, pazartesi tutup salıyı da tutabilir miyiz beraberinde? Onu nasıl söyleyelim seyircilerimize? Sadece salıdan mı başlasınlar? Nasıl tutsunlar hocam? Sadece salı günü de tutabiliriz. Bunlar için hani Peygamber Efendimiz'in bir sınırlaması şu gün diye söylüyor. Kandil olduğu için değil mi hocam? Kandil olduğu için biz o geceye bir hazırlık yapıyoruz. Oruç gibi güzel bir ibadetle, evet, hazırlandığımızda yine bütün günahlardan da uzaklaşarak o gece hazırlık güzel olur. Pazartesiyi de ekleyebiliriz buna. 2 gün, 3 gün, 1 gün. Evet. Hiç fark etmez. Evet. Tutabiliriz. Bu gecede, bu gecenin yine gündüzüne dönelim. Oruç dedik. Oruçtan başka bugün farklı bir şekilde yaşlıyı ziyaret edebiliriz. Evet. Yaşlı bir, evet, kimseyi, hastayı ziyaret ederiz. Bunlar hep insan olmamızı bize hissettirecektir daha çok. Bu gece ne yapalım? Yine gündüzünü diyelim geceye geçmeden önce. Çocukları sevindirelim. Yetimleri, evet, öksüzler varsa sevindirelim. Küçük hediyelerle, belki bir şeker bile hani çocukların ki, sevinmesine yeter. Evet. Yani herkesin gücü yetebileceği bir şeydir. Bir yetimin başını okşamak bile güzeldir, çocukları sevindirmek. Çocuklarımıza bir de bu günün hani mübarek olduğunu, diğer mübarek günler gibi, şimdiden hani o çocukken, o küçücük daha aklı, beyinler berrakken, evet, beyinleri tazeyken dediğiniz gibi yerleştirelim ki hani büyüdükleri zaman da
zorluk çekmesinler, kolaylıkla idrak edebilsinler diye şimdiden hani onu yerleştirelim. Aslında hediyelerin beklesinler, değil mi evet, hocam? Hediyelerin amacı aslında bu. Evet. Onun hürmetine. İşte bugün kandil olduğu için bu hediye alındı sana diyerekten. Bu gece işte geceye geldiğimizde Kur'an okuruz, namaz kılarız dedik. Kur'an okuruz, evet. Allah'ı çokça zikrederiz. Başka günlerden farklı olarak daha çok tövbe ederiz. Tövbe ve istiğfar. Burada Peygamber Efendimiz hemen aleyhissalatü vesselam aklımıza geliyor. Gelmiş ve geçmiş bütün günahları affedilmişti Peygamber Efendimiz'in. Evet, evet. Buna evet. rağmen çokça tövbe ediyordu. Biz de o böyle çokça tövbe ediyorsa her gün biz daha çok etmemiz lazım günahkar kullar olarak, öyle değil mi? Evet, affedileceğiz diye affedileceğiz mutlaka. O gecede evet. bize hediyeler var, müjdeler var. Evet. Bu gecede biz de bol tövbe edelim, affedilelim duygusuyla, değil mi hocam? Sizin evet. ifade ettiğiniz gibi edersek Rabbim inşallah bizlerin tövbelerini de kabul eder. Evet, doğrudur hocam. İşte bu gece başka neyi düşünelim? Hani ibadetlerimizi yapmaya çalıştık en güzel şekilde, en çok şekilde gücümüzün yettiği. Bir de ibadetlerde hesaba girmemek lazım. Bir evet, pazarlık evet. olmasın. İşte bu gece kaç rekat namaz kılayım? Böyle hani sorulur ya çok hep halk arasında. Özellikle bir önceki kandilimizde, regaib kandilimizde benim bir öğrencim ısrarla. İşte hocam dedi, geldim benim 102 tane kılmam gereken namaz varmış. Evet. Neden dedim bunu sınırlandırıyorsunuz? Hı-hı. Rabbim size bir sınır koymamış. Evet. Koysaydı bize ayet-i kerimelerinde zaten belirtirdi. Rabbimiz peygamberiyle zaten belirtirdi. Sınırlama koyuyoruz hocam. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi sınırlama koymamak gerekiyor. Evet, ibadetlere hiç sınırlama. Oruç, namaz, hiçbirine sınırlama. İşte Kur'an-ı Kerim okumaya, zikirlere, işte ne kadar tesbih çekeyim ben. Zaten sınır verilmiş değil mi hocam? Günde 5 vakit namaz. Evet. Rekatları da bildirilmiş. Evet. Geri kalanlarını Rabbim bize bırakmış. Hani ne kadar çok yaparsak, meyve toplarsanız sepetiniz o kadar dolar misali. Doğrudur. Biz ne kadar yaparsak o kadar toplayacağız değil mi hocam? İşte eğer bir sınırlama getirirsek de meleklerin seviyesinden yüksek seviyeye çıkma imkanına erişemeyiz. Hani evet. bir aşağıların aşağısı seviye vardı insanlar evet, için. İşte evet. Tin suresinde Allah-u Teala belirtiyor, buyuruyor. Aşağıların aşağısı, bir de meleklerden üst seviye var. Yukarılara evet. çıkmak. Eğer bir sınırlama getirirsek o yukarılara nasıl çıkarız? Değil mi hocam? Elimizden evet. geldiğince, elimizden geldiği kadar daha çokça ne kadar yapabiliriz? Bizim gücümüz neye yetiyor? Ne kadar çok yaparsak o kadar Allah-u Teala'ya yaklaşmış oluruz. Bunu düşünürüz. İbadetlerden sonra başka neye geçelim? Bugün bir muhasebe yapalım kendimize evet. aslında. Geçmişte, işte biraz önceki ayet-i kerimelerde o bahsedilen kötü huylardan hangisi bizde var? Evet. Bugüne kadar, yaşadığımız güne kadar hangi kötü huylar vardı bizde, bunları terk etmemiz gerekiyor. Onu düşünelim. Ya da biz hangi Allah-u Teala'nın sevdiği, hoşnut olduğu güzellikleri yapıyoruz? Bu yaptığımız güzellikleri de nasıl daha çok yapabiliriz? Bir muhasebe olsun. İşte küsler varsa, küs olduğumuz insanlarla barışmamız lazım. Bu yine bir vesile evet, olsun. Evet. Ve bundan sonra yapmamaya doğru gitsin. İşte birazcık da insanlığımızı sorgulamalıyız. Evet. Kendimizi sorgulamalıyız ve bütün insanlıkta, bütün İslam alemi de bunu sorgulamalı aslında. Evet. Peki hocam, İsra ve Miraç olayından şimdiye kadar anlattığımızlardan alınacak dersler nelerdir? Bizlere son olarak ondan bahseder misiniz? Evet. İsra ve Miraç'tan ne ders alıyoruz? İsra ve Miraç deyince aklımıza İman esasları geliyor. Hani o evet. ayeti kerimelerde bildirilen, o hediyelerden biri olan evet. Amene Resulü de iman esasları vardı. Bunları anlıyoruz. Ve dostluğu evet. hatırlamamız gerekiyor. Buradan bir ders çıkaracaksak dostluk çıkartırız. Evet, hemen evet. Hazreti Ebu Bekir aklımıza aynen gelecek. Evet. Böyle dostlar olabilme yolunda çabalamamız gerekiyor. İnşallah Allah-u Teala bize böyle Hazreti Ebu İnşallah. Bekir gibi dostlar evet. olabilmeyi ve böyle dostlar edinebilmeyi nasip etsin. İnşallah. Tabii ki o seviyelere ulaşamayız ama ulaşma yolunda bir çabamız olursa evet. çok güzel olur dost. Dostlar olabilmeyi. Beklemek değildi hocam, çaba göstermek gerekiyor değil evet. mi hocam? Evet. Yani ben zaten ulaşamam deyip bırakırsak her şey biter. Evet. O çabada olursak yükselebiliriz. Evet. Başka Miraç'ta hediyeleri tekrar hatırlayarak, en önemli demiştik, namazı hatırlarız. Bizim miracımız olduğunu hatırlarız. O namazı bugünden sonra daha iyi nasıl kılarız? Bu miracı hatırlatıyor ya bu namaz bize. Evet. O bizim nasıl miracımız olabilir? O örnek verdiğimiz sahabenin namazı gibi olmaya doğru evet. gidiyor mu? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl olmalı? Hani bundan sonra en azından değiştirmeliyiz. Borç olarak bakmamalı ve devamında
o miraca yükseldiğimizi göstermeliyiz inşallah. Yani hocam dünya işlerinin arasına hani namazı sıkıştırıvermek değil de evet, namazın arasına dünya işlerini sıkıştırmak mı diyelim? Aynen öyle. Hani bazen yapanlardan işte duyuyoruz ya evet, hepimiz de içinde olarak. Aynen. İşte televizyonda bir dizi seyrediyor. İşte reklam arasında namazı kılayım aynen, geleyim. Aynen. Reklam arası şey, verilsin diyoruz. Böyle yani, bir şey işte yaptığımızda namaz sadece işte borçtan kurtulma yoluna doğru gider. Miraca yükselme yoluna doğru değil. İşte o secde anından mahrum oluruz. Onu idrak evet, edemeyiz. Evet. O huşuya varamayız. Evet. Evet hocam, ihsanın ve hayrın bol olduğu 3 aylarda Perşembe 7 Nisan Perşembe günü Regaib Kandili ile girmiş olduk elhamdülillah. Sizin de anlattığınız gibi bir arınma ve yükseliş olan Miraç Kandili ile de ikinci kandilimizi yaşayacağız Allah kısmet ederse inşallah. Dilinize sağlık hocam, Allah razı olsun. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı seyircilerimize? Seyircilerimizin bugün cuma, cumaları mübarek olsun diyorum. Önümüzdeki salıda Miraç Kandili dedik, kandilleri de mübarek olsun. Bütün İslam alemine hayırlar ve güzellikler getirmesini diliyorum inşallah. Bir de şunu eklemek istiyorum, aslında yeni aklıma evet, geldi. Şimdi Miraç dediğimiz zaman peygamberimizin o miraca yükseldiği yeri hatırlayalım aslında. Değil o yer miydi? Şimdi nasıl bir durumda? İşte evet, kimin ellerinde? Orada İsrail'in yaptığı trajedi. İşte bunu da aslında biraz sorgulamak gerekiyor. Evet, evet hocam. Onu onlar da düşünerek işte daha iyi nasıl olabilir? Bize düşen görevler nedir? Nasıl dua ederek aynen, kurtulmalarını üzüntülerden, sıkıntılardan sağlayabiliriz. Bunu düşünmemiz lazım. Allah razı olsun hocam. Ayaklarınıza, dilinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocamız Hafize Aytaş'tan İsra ve Miraç olayını dinledik sevgili seyircilerimiz. Tekrar cumanız mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Bir başka programda yeniden yeni bir konukla, yeni bir programla, konuyla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum.